Ben bununla konuşmak sadece istiyorum. Senin inanılmaz bir gücün var. Aklına gelen her şeyi başarırsın ve de sevgin var. Hadi oğlum. Aa, oha, bir kere de aldı lan. Abi oturmuyor diyebiliriz de abi şu an çok acayip bir şeyler oluyor burada ya. Ne oluyor, hayırdır? Ozan'ı kaybettik. Ozan, sen roller coaster izlediğine emin misin? Bak aşağı ineceğiz. Gidiyoruz Ozan, Allah. Sıkıştın. Bel freni çekeyim sen, de kendime geleyim, dur. Çek hadi. Ya Ozan bak, bunu kırmayalım. Götüyorumlar videosu serimizin 3. videosuyla karşınızdayız. Müthiş ürünler var. Dostlar, çok istediğiniz 3. bölümü sizler için efsane ürünleri gittik, satın aldık ve bunların en kötü yorumlarını böyle tek tek cımbızla aldık oradan. Hakikaten de acayip bir yorumlar var. Hepsini tek tek test edeceğiz. Oo, PTP. Bundan başlayalım mı o zaman? Bu olsun abi. Bölge. Alıyorum. Olayımızı bilmeyenler için de bu arada özetleyeyim ben tekrardan. Bu ürünleri satın alıyoruz arkadaşlar ve orada satın alan insanların yazdığı kötü yorumları biz de deniyoruz. Doğru mu yanlış mı karar veriyoruz. Bu enteresan bir ürün. Önümde görmüş olduğunuz bir adet robot süpürge. Yani sözde robot süpürge. Sweep robot süpürge. Şöyle hemen kutusunu açalım. Kendisi için bir arkadaşım şunu yazmış. Nenemin tel süpürgesi bile, ki o tel süpürgeleri bilirsin, bayağı güzeldi. Tabii böyle ki ağaçtan falan yapılıyordu. Bundan daha iyi çekiyor. Pilleri taktım. Döküyorum. Ne dökeyim önce, ne istersin? Sağ ol gelsin. Bence şu acı biberi dökmeyelim, elimiz ayağımız yanmasın. Çay dökelim abi. Dök hocam. Sen içmeyi seversin ama. Şöyle bir yorum var. 5 dakika çalıştı. Önce ninemizin yorumunu denemeyelim. Onu deneyeceğiz zaten ama aynı zamanda. Hepsini beraber deneyelim. Aynen. Bir de benim aklıma bir şey daha geldi. Yine bu masada evet. Senle karşı karşıyayken bir akıllı robot süpürge denemiştik aşağı düşüyor mu diye. Bas abi bakalım, düşüyor mu düşmüyor mu? Eğer durursa büyük olay. Oha, bayağı iyi üflüyor yalnız, yanlarını hissettin mi onu? Aşağıya düşer bu arada. Aha. Kaldı burada. Ama o sensör falan değil. Aha, ayak yapısı. Gitti. Oha, iyi çekti. Neyi çekti oğlum, aldı bu tarafa götürdü bütün şeyleri. Dur abi, daha bitmedi, daha dönüyor. Aşağıya düşmüyor Ozan. Yani düşmek ama istiyor ama düşemiyor. Düştü. En azından benim ve merak ettiğim. Şurayı süpüreceksin ya. Vallahi öyle bir vurdu ki derim. Bir daha hareket edemedi abi. Anladığı dilden konuşacaksın abi. Robotsa da robot, ne yapalım ya. Yani? Arkadaşlar olay bambaşka bir noktaya gidiyor şu an. Robot bu değil abi yani. Yaşamak bu değil. Bir kapatabilir miyiz? Bir dakika, ben bununla konuşmak sadece istiyorum. Konuşmak istiyorum. Senin inanılmaz bir gücün var. Aklına gelen her şeyi başarırsın ve de sevgin var. Hadi oğlum. Aa, oha, bir kere de aldı lan. Bir kere de almış aynen. Bir kere de başka yere taşıdı. Sesi rahatsız edicilermiş, akıllı gibi değil. Ozan, bence sen bana biraz yumuşak davranıyorsun. Şöyle... Sen abi bu. Zorlayalım biraz kendisini. Abi olduğu gibi ne varsa duruyor gerçekten şu an. Nasıl yeni çalışma? Bu şöyle. Dur. Burası. Dur, ben bunu elini açtım. Abi acı biber falan var orada. Dur, elini gözüne falan vurma sonra. Bir şey olmaz. Aha. Aha, bitti. Vallahi harbiden 5 dakika çalıştı gerçekten. Bu arada bunun içindeki piller sıfır. Aha, bir daha çalıştı. Demek ki o 5 dakika çalıştı durdu diyen arkadaş bir daha on off'a basmamış. Bu robot süpürge olduğunu iddia eden şey 250 liraymış arkadaşlar ve kötü yorumların hepsi hakikaten de doğru. Yani uzun uzun test etmeye gerek yok. Şurada hani tamam bayağı biraz biz cıvıttık ama evet ama hakikaten çekmiyor abi hiç. Yani full gürültü yani, sadece başka bir şey yok. Kötü yorumların hepsi doğru bu ürün arkadaşlar. Bu ürün tamamıyla çöp. At gitsin şöyle. O zaman şimdi burayı bir toplayalım, sıradaki ürüne hızlıca geçelim. Dostlar, sıradaki ürünümüz önümde görmüş olduğunuz bir adet direksiyon. Biraz bayağı fazla sert oldu. Evet, böyle bir setimiz var. Madem bu sette direksiyonla oyun oynamazsak ayıp olur dedik. Bu ürüne yaklaşık 600 lira dedik. El freni buraya yerleştirdim. El frenini koydun. Bu gaz fren kullanmayız. Şanzıman halimiz duman. Düt 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 düt. Şimdi ilk yorum şuymuş. Kur'an'a kadar ama burada cebelleştik evet Ozan'la. Driver'ı varmış arkadaşlar. Belki bütün direksiyonlar için geçerlidir, ben bilmiyorum. Driver'ını kurmadan
çalışmıyor. Birçok ince ayarı var. Biz yapabildiğimiz kadar yapmaya çalıştık arkadaşlar. Alırsanız driver'ını kurun mutlaka. İlk kötü yorum şu. Gaza bastığınızda ve ayağınızı çektiğinizde gaz pedalı sizinle beraber yukarıya geliyor. Şöyle hemen bir basıyorum gaza. Neyse şimdi gazdan ayağımı çekiyorum arkadaşlar. Abi ne yapıyorsun? Kaç promisin sen? Gözünü seveyim. Bak çekiyorum. Kalkmıyor. Sıkıntı yok. Ama hareket ediyor. Yani bunu yerde sabitleyen... Şey diyeceğim, titreşim oluyor mu vurunca? Olmuyor. Yerde sabitleyen bir şey olması lazım. Şimdi şöyle bir yorum var. Diyor ki ETS2'de böyle hassasiyet falan bayağı kötü. 180 derece şans vereyim ama bir şeye yaramadı falan demiş yorumda. Çok haklı. Şu an bayağı bir ayar yapmamıza rağmen bayağı Lütfi can çekişiyor şu an yani görüyorsunuz da. Bu arada şu mekanizmayı gördünüz mü arkadaşlar? Hani buraya el freniyle vitesi buraya astım. Ya başka koyacak yer bulamadık. Camın komple ilgisi yok mu bile? Gel sen otur abi, diğer kötü yorumlara sen bak, bu işkence artık sona ersin ya. Hadi rica gel. Ediyorum. Ben de iyi bakın arkadaşlar Ozan'a. Bende bütün ehliyet sınıflarının hepsi var arkadaşlar. Hadi tamam de, bunu aldım. Ozan demişler ki tavsiye etmiyorum. Hayatım boyunca çok az bundan kalitesi şey gördüm. Malzeme kalitesi de leş demişler. Ne diyorsun? Bir dakika diyorum. Ne diyorsun Ozan? Alkol aldık mı? Başına geliyor. Bir şey diyeceğim. Malzeme kalitesi evet çok kötü değil bence. Yani ama ne bekliyorum abi? Snoopy zaten şu, yani. Sen şu virajı bir alsana. Alacağım, bekle. Bak aldım. Kol bozuk, kol. Bayağı uğraştım ayarlarla. Ozan ürün çok kötü, direksiyon hariç hiçbir şey çalışmıyor diyorlar. Ben hemfikirim yorumla sen. Yani direksiyonla tam çalıştığını ben söylüyorum yani... açıkçası. Gerçek arabadaki hissiyatı vermiyor, bir de yapıştığı yerden çıkmıyor diyorlar. Ozan ne diyorsun? Vermek istediğin cevap şu. Bayağı bana verdi şu an gerçek arabayı. Yapıştığı yerden çıkıyor mu? Çıkıyor. Zorlarsan çıkar çıktı. Ama... Abi böyle yerde paramparça edesin geldi ya. Tamam, böyle sakin Ozan, paketleyelim kaldıralım ürünü. Bel freni çekeyim sen... de kendime geleyim, dur. Çek hadi. Ya Ozan bak bunu kırmayalım. Kalsın, sağlam kalsın. Boş, sen çık bak buradan. Sakin ol. Gel biz sıradaki ürüne geçelim. Gel abi, hadi. Deşarj olamadım ya. Gidiyoruz biz, hadi devam. Diğer ürünü getirdim, bak şimdi. Bak, yaz aylarının güzel gecelerini daha da böyle güzelleştirmek amaçlı bir evet, ürün var önümüzde. 420 ila 470 TL bandında bir fiyatı var. Şurada yazıyor zaten mevzu, şeklinden de belli. LED bir projektör. Ürün hayallerdeki gibi evde, yani Ozan'ın hayalindeki gibi en azından evde sinema keyfi vermez. Görüntü çamur diyorlar. Abi biraz üründen bahsetmek istiyorum. Arkasında bolca çıkış koymuşlar. Kulaklık çıkışı, micro SD girişi. Bu yanda hakikaten şaşırdığım bir şey. Direkt doğrudan HDMI takabiliyorsunuz bu ürüne. Bu şu demek aslında. Buna bir Android TV bağlayabilirsiniz. Görüntüyü bayağı merak ettim hakikaten. Hadi, hadi bakalım, ben karartıyorum. Karart. Şimdi dostlar, projeksiyonu kurduk ama keşke kurmasaydım. Abi ya bayağı övmüştüm videonun başında ama şu an yıkıldım yani. Görüntü hani 1080p, 720p, 480p geç. 240 falan, 144 hatta 144'e yani. Gel. Kötü yorumdaki haklı. Kesinlikle evet, haklı. Çok çok haklı. Onu ben söyleyelim. Şöyle bir yorum var bu ürünle alakalı. Diyor ki fan sesi hoparlörün sesini bile geçiyor. Ben sana açayım abi hemen. Fan sesi bu arada yani. Harbiden bence geçmiyor. Evet. Tamam, o yoruma ben şu an katılmıyorum. Ancak şöyle bir sorun var, ses çok kısık. Hani çok gece geç bir saatte. Çok tiz böyle ya, evet. Çok tiz. Komşuları rahatsız etmeyeceğim diyorsan izlersen ama gümbür gümbür bir sinema sesi tabii ki de bu aletten yok. Çıkması beklenemez. Bu arada altyazılar, hani bizim şu an yakın olmamızla alakası yok. Videodaki altyazılar falan okunmuyor arkadaşlar. Kamerada okunuyor mu? Okunuyor abi ya. Ciddi kamerada misin? Kamerada güzel gözüküyor. Kamerada güzel gözüküyor ama biz buradan okuyamıyoruz arkadaşlar. Evet. Bunlardan bir tanesi şu, çok karanlık ortama ihtiyaç var. Gerçekten de sadece bir telefonun flaşı direkt olarak vurmasa bile şu an görüntü %50 kayıp. Öyle söyleyeyim. Ya. Hatta ben buradan kendi flaşımı da açayım. Hani tepeden bir ışık vurduğunu düşünürseniz... Gündüz bunu hiçbir şekilde kullanamazsınız arkadaşlar. Görüntü net olarak tüplü televizyon görüntüsü arkadaşlar. Evet. Onu bilin, sipariş verecekseniz öyle bir... Ne sipariş abi? Sipariş falan vermeyin, gözünüzü seveyim. Bunu sakın para vermeyin. Sinema hevesiniz varsa... Sakın yok. Sakın. Yani yazık günah, vereceğiniz para yazık günah. Hiç kıyamam sizin paranıza ben. Manda koyacağını 2 piksel daha fazla... Evet abi ya, gözünüzü seveyim. Bu ne? Hadi. Yeter. Hadi bakalım. Bir sanal dünyaya dalmayalım mı be? Şöyle gördüğünüz gibi bir VR gözlüğümüz var. Ben bunu daha önce test etmiştim Kaldırım ama onu. Kafama taktığım anda tam oturmuyor demiş. VR video. Gözlük şarkısını biliyor musun? Yok, o nasıl bir şey? VR the Champions diye. Anladım abi, güzel videoymuş. Özür diliyorum. Ben gidiyorum arkadaşlar. Evet. Abi bana bir şey söyleyeceğim. Bu VR gözlüğün yakıştığı bir tane insan gösterin. Yok gerek. Ozan mutlu oldu şu an diğer gözlük taktığı için. Fena değil ya, güzel ama bulanık görüntü, bayağı bulanık şeyi yani. Şeyi soracağım, kafaya tam oturuyor mu? Abi ellerini kafa... serbest bırak. Ağır geliyor abi, çok ağır geliyor. Yok gerek yok tam takmanıza ya, ben elime tutarım. Oturmuyor diyebilir miyiz Ozan? Abi oturmuyor diyebiliriz de abi şu an çok acayip bir şeyler oluyor burada ya. Ne oluyor, hayırdır? Ozan'ı kaybettik. Ozan sen roller coaster izlediğine emin misin? Bak aşağı ineceğiz. Gidiyoruz Ozan, Allah!
Sıkıştın. Şöyle bir yorum var abi. Yandan ışık alıyor, telefonu tam göremiyor. Abi asla yok öyle bir şey. Allah asla yok öyle bir şey. Şu an çok keyifli bir roller coaster'dayım. Ay fena oluyorum böyle. Diyor ki 360 derece VR gözlük videosu açtığınızda görüntüyü hani sizi kör edebilir, işte bir sakınca, bir sıkıntı olabilir gibi bir yorum gelmiş ama öyle bir şey ben görmedim açıkçası. Bir üç boyutlu deneyiminiz daha önce olmadıysa o deneyimi size güzel bir şekilde aktarabilecek bir ürün olmuş bu. Ürünün fiyatı 200 lira, 220 bandında böyle değişiyor sahip. Hatta bunun böyle kulaklıklı olmayanları da daha uyguna da satılıyor. Öyle bir şey alabilirsiniz. Baktığınız çok... 90-100 lira. Evet, çok heves ettin. O zaman gidip işte Oculus ya da PlayStation gözlükleri gibi şeylere yönelebilirsiniz. Evet. İlk etapta bir deneyin bir yerde mutlaka. Ondan sonra böyle çok para ödeyeceksiniz, ödeyebilirsiniz diyelim. Son ürünümüz bir webcam arkadaşlar. Çok ucuza aldık bunu. Abi webcam'in zamanı mı kaldı ya? Webcam'in zamanı mi? Her zaman var o zaman. Abi webcam'in üstünde şey yazıyor, bak şuradan göstereyim mi? Oo abi mükemmel ICQ falan yazıyor üstünde. MSN, ICQ ya o. Acayip eski bir ürün galiba bu. Çok büyük lan bu. Çok büyük şuna. Ve... Şöyle bir kamerayı hemen açalım. Aha Ozan geldi. Oo. Oo yalnız bir şey söyleyeyim mi? Beklentimin üstünde... 1080p diye aldım, 10p bile değil diyor. Bu arada abi, bence... Fena değil ya. Hiç fena değil arkadaşlar. Yani, bir anda webcam'i açılan dayılar gibi olduk şu an. Şöyle bir yorum var. Hakikaten çok can sıkıcı bir yorum. Bilgisayara bağladım. Sonra görüntü geldi ama sonra görüntü hemen gitti demiş. Aynı eski sevgilimin görüntü atması gibi. Maalesef senin aldığın webcam de bozuk. Öyle bir sıkıntı var çünkü görüntü hemen gitmiyor. Şu an... Cayır cayır biz bayağıdır burada takılıyoruz. An... Herhangi bir sorun yok. Fiyatı 280 liraymış bu arada Ozan. Ne diyorsun? Valla güzel diyorum. Hiç fena değil. Şöyle hatta söyleyeyim, şöyle... yayını da açtırırım. Ha, onu diyecektim tamam. Hani gidip de 1200 liraya vesaire almaya bence çok fazla ilk etapta gerek yok. Fiyatını evet. da söyledik, ürünü de değerlendirdik. Bence bu kadar yeterli. O zaman yavaştan artık Ozancığım videoyu yavaşça. Burada sonlandıralım arkadaşlar. Bu videomuzda kötü yorumlar gelen ürünlere yakından baktık. O kötü yorumlar gerçek mi değil mi test etme imkanımız tekrar oldu. İki yanımızda bulunan diğer web teknoloji içeriklerini izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ortada bulunan bağlantıdan da kanalımıza abone olarak bildirimleri de açmayı ihmal etmezseniz çok çok iyi olur. Yeni videoları kaçırmazsınız diyelim. Kötü yorumlar içeriğinin 4. bölümünde görmek istediğiniz ürünler varsa onları da yorumlara bırakırsınız. Söyleyin biz alalım arkadaşlar. Biz kaçtık. Hoşça kalın. Görüşürüz.